kalırsa yazık olur. Hayata küsüverirsin, hüzünler seni bulur. Bir şeyler yapabilirsem güzel gözlerin için. Başından geçeni anlat, masaldır benim için. Hele bir gel, uzaklar sana gelirsen. Hele bir gel, bütün dertler bitiverir, hep seni bulur. Uzun zor sıkıcı günler yazık olur. Hadi gel kurtar bizi. Sadece filmi seyretmem için mi çağırdın? Evet, Aslı, başka ne olabilir ki? Aranız bozuk, görüyoruz herhalde. Hem ben belki bir yardım dokunur diye düşünmüştüm. Sizi birleştirmek için. Aslı, ya Aslı nereye? Anlamadım ya, nereye gidiyorsun? Uzağa, yani uzağa gidiyorum. Yani anlayacağın dükkan sana emanet, tamam? Hasta falan mısın? Ha? Kendini kötü falan mı hissediyorsun? Bana bak, istiyorsan hastaneye gidelim. Ha? Doktorunu ara bir. Benim doktorum yok Metin. Nasıl yok? Ben hamile değilim. Ne? Hamile değilim. Ben kararımı verdim. Bundan sonra babamlarda kalacağım. Peki kızım. Sen bilirsin. Çünkü ben hiç uyuyamam. Seni düşündüğüm zaman. Ben ki sevmekten hiç usanmam. Ben ki sevmekten hiç Aslı? Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Kolyemi kaybettim. Nerede? Ablamla kabuk toplamak için kumsala gittik. Düşürmüşüm. Aradım ama bulamadım. Merak etme, ben bulurum. Nasıl bulacaksın? Koskoca kumsal. Bulurum ben. Sen benim olduracağım deyip olduramadığım bir şey gördün mü? Thank you.
başımda. Dostlarım da var aşkın yanında, hayatımda. Geçiyor zaman acımasız, dönmez geri. Umudum masallardaki gibi, sevse beni. İçimdeki sevinçlerden bizi sevdim ben. Boşa değil gülüşlerden. Buldum, buldum. Onu seçtiysen, yana yana hüzünlerden mutlu geldiysen, sebebi sihri biri masalda gizli. Hafize teyze. Evladım yavaş, ne oldu? Aslı nerede Hafize teyze? Yok Efe'cim, babasıyla zeytinliğe gitti. Hadi ya, ne zaman gelir? Ben bilmem ne zaman gelir. Gelince bizim tepenin oraya baksın, tamam mı? Ben orada bekleyeceğim onu. Tamam, söylerim. Bak bu kutunun içinde ne var? Böyle vermeyeceğim. Çok beğenecek. Efe! Yakala! Ne oldu? Yok bir şey. Efe? Ne oldu, beni sever misin? Yok bir şey. Top oynayalım mı? Olur, hadi gel. Hatırladın değil mi? Temmuz 98. Aslı ile Deniz 9. Sen 10 yaşındasın. Daha doğrusu biz 10 yaşındayız. Sen kimsin ya? Ben senin. Yani sen de bensin. Ben aslında yokum. Ya da aslında sen yoksun da ben varım. Yani biraz karışık bir şey ama kolay aslında. Yok abi, ben kesin çıldırmaya başladım. Allah'ım sen benim aklımı koru yarabbim. Dur, sakin ol, anlatacağım. Hala konuşuyor ya. Sübhanek. Allahümme ve bihamdik. Tebari kesmek ve teala cettik. Ve la ilahe gayrı. Amin. Aferin bize, bak unutmamışız, ne güzel. Günaydın. Sana da. Aslıcığım, hiç uyumadın mı sen? Yok, uyuyamadım. Rüya gördüm. Böyle çok... Çok
mı kötü? Kabus mu gördün? Yok ya, kabus değil de olmaması gereken şeyler işte. Nasıl yani? Ya nasıl anlatayım bilmiyorum ki. Ya ben küçükken bakkaldan hiçbir şey aşırmazdım, tamam mı? Yani bütün arkadaşlarım yapardı ama ben yapmazdım. Ben de dalga geçerlerdi. Ben de hep rüyamda kendimi böyle bakkaldan sakız falan çalarken görürdüm. Kalbim böyle deli gibi atmaya başlardı. Gerçek bile değil yani, rüyada düşün. Bilirdim yanlış bir şey yaptım ama tutamazdım kendimi, yapardım. Sonra böyle korku içinde nefes nefes uyanırdım rüyamda. Yani gene öyle bir rüya gördüm işte, anladın mı? Anladım da anlamadım aslında ya. Sen şunu baştan bir anlatsana. Ya yok bir şey işte, karma karışık şeyler. Hadi sen dükkana geç kalma hadi. Ya bak yine top attın bana ha. Sen gelmiyor musun? Su, sen gitsen ben bir iki saat sonra gelsem olur mu? Halledebilir misiniz Salih amcayla? Tamam tamam. Zaten sabah pek iş olmuyor, öğlen kalabalıklaşıyor. İyi o zaman, sen gel geç kalma. İyi, görüşürüz o zaman. Tamam, ben geç kalmam. Sağ ol ya. Git! Ya kardeşim sen manyak mısın nesin? Niye böyle aniden çıkıp geliyorsun ya? Ben çıkmıyorum ki, sen beni çağırıyorsun. Yok ya, nasıl oluyormuş o? Şöyle oluyor. Sen Aslı'yı düşünmeye çalıştığın zamanlar kendini engelliyorsun. İşte o noktada devreye ben giriyorum. Hani o içinde kalan söyleyemediğin şeyler var ya. İçinde patlayan. İşte onları dile getirmek için ben geliyorum. Ben içi dışı bir insanım arkadaşım. Benim öyle içimde patlayan şeyler falan yok. Hadi yallah, azat ettim seni. Tamam o zaman. Sen Aslı'yı düşünmekten vazgeç. Ben de gelmeyeyim. Ya insan arkadaşını da mı düşünemeyecek, Allah Allah. Sen arkadaşını düşünmüyorsun ki. Sen aşık olduğun kızı düşünüyorsun. Hadi Efe, söyle artık ya. Sen Aslı'ya aşıksın. Değilim. Ben bu Allah'ın unuttuğu yere niye geldim zannediyorsun? Ha? Bu bir hastalık. Ben bir süre burada kalacağım. Hiç kimseye falan bulaşmayacağım. Bir gün bir bakacağım ki daha düşünmüyorum artık. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi geri döneceğim. O kadar. Olmaz. Olur. Oldu. Yani bugüne kadar olanlar nasıl olduysa bu da öyle olacak işte. Peki sen değil miydin ilk defa böyle hissediyorum diye? Ben değildim o. O senin lafındı işte. Ben de senim zaten. Ya sen ben falan değilsin kardeşim ya, Allah Allah. Ben uzun bir süre burada yalnız kaldım. O yüzden ufak ufak kafayı yiyorum. O kadar yani. Ha. O yüzden dağlara taşlara onun adını yazmak istiyorsun. Sus. O yüzden avazın çıktığı kadar Aslı'nın adını bağırmak istiyorsun. Sakın. Aslı! Aslı sana aşığım. Oğlum sus lan, biri duyacak. Duysun. Ben de Aslı duysun diye yapıyorum zaten. Aslı seni deliler gibi seviyorum. Gelme lan bir daha buraya. Duydun mu? Bana bak, gelirsen çok feci yaparım ha. Şişt, sana diyorum. Günaydın. 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 İyi uyudun mu Mineciğim? Hı hı. Biz çıkıyoruz ama sen acele etme. Kahvaltı hazır. Eğer çay falan istersen Gizem yapar. Tamam, söylerim. Akşama görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Afiyet olsun. Sağ ol. Ya sen de otursana tabii istersen. Ben tek başıma kahvaltı etmeyi pek sevmiyorum da. Hem çay falan içmiş oluruz. Sağ olun ama benim biraz işim var. Belki başka zaman. E tamam, pek sağ ol. Afiyet olsun size. Sağ olun. Efendim. Kalktın mı canım? Hı hı, kalktım şimdi, kahvaltı yapıyorum. Ne yapacaksın bugün? Hiç bir şey yapmayacağım. Ha, anneannemlere uğrayacağım bir, eşyalarımı falan alacağım, o kadar. Selam söyle. Tamam, söylerim. Sonra görüşürüz. Ha Mine, hafta sonu Bodrum'a gidiyoruz, haberin olsun.
Anneanneni söyle istersen. Bodrum mu? Niye ki? Tatil yapmaya. İstemiyorsan gitmeyiz. Ha yok, gidelim. Süper olur valla. Tamam, görüşürüz canım. Size çay yaptım Ayşe teyze. Rezene, rahatlatır. Ya bir derdiniz var. Deminden beri sorayım diyorum ama... bir yandan anlatmak isteseydi anlatırdı diyorum. Madem ben yardım edemiyorum, bari çay yardım etsin dedim. Evladım, sen niye buradasın hakikaten? Nasıl yani? Ben senin kadar çok şey bilseydim, burada kendimi harcatmazdım. İstikbalin parlak, Avrupalarda okumuş çocuksun. Yani 5 yıldızlı bir otele müracaat etsen, burada kazandığın 3-5 katı para kazanırsın. Ayşe teyze, ilk geldiğimde de söyledim. Büyük otelleri sevmiyorum ben. Ama neden yavrum? Orada da mutfaktan çıkmayacaksın ki. Paraya ihtiyacın yok mu senin? Bu kadar para neyine yetecek ki? Kimin paraya ihtiyacı olmaz Ayşe teyze? Var tabii. Ay baksana şuna. Tamam. Efendim? Alo? Buyurun. Yavrum sen kimsin? Asıl sen kimsen dayı, kimi aradın? Sultan yok mu? Yok, bu başkasının numarası. Bana bu numarayı vermişti de. Dayıcığım, yok burada Sultan diye biri. Ay dur, kapama, ver. Alo? He babacığım. Bitti sınavlarım. Hı. İyi geçti. Ben biniyorum akşam, geliyorum. Hı. Merak etmeyin siz. Tamam. Hoşça kalın. Alo. Aha. Metin'cim çıktın mı? İşlerim vardı, erken çıktım. Bir şey mi? Yok. Yani bugün okullar kapanıyor da hani tatile gideriz diye konuşmuştuk ya seninle. Akşam erken gelirsen konuşuruz belki yine diye dedim. Tamam, bakarız. Tamam. Kapatayım ben o zaman. Hadi akşama görüşürüz. Dağılayım mı kuzum? Hayır hayır, gidiyor gidiyor. Aa balonlar. Neyse, sen al bu parayı abicim. Hepsini almışım sana. Olur mu? Eyvallah. Al kuzucum. Doya doya seyret. Nasıl hepsi senin. Ben dükkana gidiyorum. Ah, dokunmamışsın bile. Ya iştahımı bıraktınız adamda. Böyle yalnız yalnız yemek mi yenir? Ah,
Osman Bey. Ah. Biliyorum bana çok kızıyorsun ama ne yapabilirim? Kocaman kız oldu, babasından ayıracak halim yok ya. Zorla da tutamam. Yeter ama Osman Bey. Ben istemez miyim? Mine burada kalsın, yanımızda. Ama gitti işte. Elden ne gelir? Biz niye geldik bu İstanbul çukuruna? Mine için değil mi? Sırf o okusun diye evimizi barkımızı dağıtmadık mı? Ama o ne yaptı? Bizi bırakıp gitti. Kaldık mı böyle tığ teber Şahı Merdan? Kaldık Osman Bey. Kaldık. Gidelim Urla'ya Ayşe Hanım. Memleketimize dönelim. Dükkan ne olacak? Çalışıyorum ben. Nasıl olacak? Gidiyorum dersin. Olur biter. Olmaz. Olur olur, mal gibi olur. Hem o çok bilmiş çocuk her şeyi hallediyor. Öyle de... Vallahi ben bir gece daha kalamam bu evde. Üstüme geliyor. Sıcaklar da başladı bir yandan. Nefes alamıyorum. Kalbim çarpıyor. Tansiyonum yükseldi. Yani bir gün düşüp kalacağım, o olacak. Allah korusun. Ben dayanamıyorum. Gidelim. Mister gibi açalım evimizi. Ne diyeyim? Haklısın. Yani ben de aklımdan geçirmiyor değilim. Ama Mine'yi nasıl bırakacağız? Ha. Sen kendini boşuna kandır. O bizi çoktan bıraktı zaten. İhtiyacı da yok. Hem canım, bir sıkıntısı olursa, bir derdi olursa elimiz kolumuz bağlı değil ya, atlar geliriz buraya. Olmaz. Ben Efe'ye söz verdim. Bir yere gidemem. İyi, sen daha iyi bilirsin. Peki. Ben Osman'sam seni Urla'ya götürürüm Ayşe Hanım. Alo Deniz. Mine ben. Deniz dur, kapatma lütfen. Sana söylemem gereken şeyler var. Beni dinler misin? Sağ ol. Kaçta otobüsün? 11'de. Kesin gidiyorsun yani. Gitmek zorundayım. Yani senede bir kere görüyorlar beni. Onlar Kayseri'de, ben burada olmuyor. Senin ailen burada mı? Yok, değil. Neredeler peki? Orada burada. O ne demek ya? Merhaba. Hoş geldin kızım. Merhaba. Merhaba. Paketlemeyi bitirdiniz mi çocuklar? Bitirdik Salih amca. İyi, o zaman taksiyi çağırıyorum. Çağırın. Salih amca, beni de Beşiktaş'a atar mısınız? Ayıp ettin de oğlum. Ben ne yapayım peki? Tezgahın üstüne öğlen servisinin listesini yazdım ben. Onları hazırlarsan süper olur. Ayşe teyze de Osman amcaya yemeğini verip gelecekmiş. Tamam, hallederim ben. Hadi görüşürüz o zaman. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Sen benim ellerimi yakalayacaksın da vuracaksın. Aslı. Ne? Oğlum hızlıyım ben. Ben çocukluğumdan beri bu oyunu oynuyorum. Çocukluğundan beri oynuyorsun da kiminle oynuyorsun? Yine benimle oynuyorsun. Vuramazsın. Uğraşma. Ne oldu? Ucu da eşek herif. Acıdı mı? Dur bir dakika, dur. Al al. Çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk. Üfleyeyim de ısınsın o zaman. Şapşal buz üflemek de sınır mı hiç? Ne bileyim ben işte. Vallahi çok özür dilerim ya, yani ben... Tamam, bir daha oynamıyoruz bu oyunu. Ya da oynuyoruz, bir tek sen vuruyorsun, tamam mı? Acıyor mu hala ya? Acıyor. İyi, iyi tamam, al intikamını. Ne
yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Ah. Ne oldu? Neyin var yavrum? Hiçbir şeyim yok, bir şeyim yok benim. Bak bakayım sen bana. Ağlamışsın sen. Yok, öyle gözlerim doldu yani, şey oldu. Benim güzel kızım, maviş kızım. Annesini babasını özlermiş. He? Canım güzelim. Mine. Merhaba. Sen bu evin yolunu bilir miydin? Ya niye bilmiyorum canım, biliyorum tabii. Baba evinden çıktığın mı var? Ne de olsa buradan iyidir, zengin evi. Öyledir herhalde. Anneannem yok mu? Haber vermeye gitti dükkana. Neyin haberini? Urla'ya gidiyoruz. Kola da alırız, simit de alacağız, hepsini alacağız. Tamam? Şimdi simit alayım ben sana. Bir tane simit alayım. Gel bakalım. Al bakalım sana simit şimdi. Tamam? Hadi gidelim. Oo Kamil, merhaba, ne haber? Merhaba İsmet. Ne olsun, yuvarlanıp gidiyoruz işte. Torun mu? Aha, benim büyük kızın. Maşallah. Pek de güzelmiş. Hadi bize eyvallah. Yengeye selam söyle. Hadi baş gidelim Melis. Baş üstüne. Sen de selam söyle. Söylerim. Sağ ol. Senin de canın sıkılıyor buralarda değil mi Aslı? Sıkıldı Aslı da. Ne yapacağımı bilmiyorum ki. Osman amcan da tutturdu gidelim diye. Ben de ne diyeceğimi şaşırdım. Orlaya mı? Hı hı. İstersen sen de bizimle gel. Ha? Ben Osman amcana o yolda tek başıma dayanamam ama sen de gelirsen birlikte bir şey düşünürüz. Ha? Annenleri de görürsün. Senin sınavların bitti değil mi kızım? Bitti bitmesine de. Aklımda çok şey var. Aslında çok basit bir karar değil mi? Ya Urla'ya git ya kal ama bunu bile düşünüyorum işte. Aslı. Başka bir derdin mi var yavrum? Benim mi? Bana her şeyi anlatabilirsin biliyorsun. Bravo anneanne ya, bravo. Bunu da mı yaptınız siz bana ya? Ne oldu kızım, ne yapmışız? Ben dışarıdayım Ayşe teyze. Ne oldu Mine, niye kızdın bu kadar? Anneanne, Urla'ya gidiyormuşsunuz. Kim söyledi bunu sana? Kim söyleyebilir sizce? Tabii ki Osman Bey. Ben babamda kalıyorum ya, siz ondan gidiyorsunuz değil mi? Alakası var kızım, olur mu öyle şey? Ha ben anlamıyorum sanki. Siz resmen benim canımı yakmak için yapıyorsunuz bunu ya. Siz gideceksiniz, ben burada yalnız kalacağım değil mi? Niye yalnız kalasın yavrum? Baban var, kardeşin var. Hem sıcaklar bastırınca çekilmiyor burası. Deden de söylenmeye başladı. Ah ne güzel ya, bahane de hazır. Gidin siz gerçekten, giderseniz gidin ya. Benim size ihtiyacım yok çünkü. Ben bir karar verdim ve bu kararın arkasındayım, tamam mı anneanne? Sen bizi yanlış anlamışsın yavrum. Biz hep senin arkandayız. Kararların ne olursa olsun. E gitmeyin o zaman. Ya da gidin ya. Gerçekten ben artık ilgilenmiyorum. Ne yaparsanız yapın ya. Alo anne. Aslı kızım. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyiz çok şükür. Bir yaramazlık yok. Anne bak ne diyeceğim sana. Ayşe teyzeler bu akşam Urla'ya geliyorlarmış. Size bir şey göndersem onlarla alır mısınız? E sen de binip gelseydin kızım onlarla, sınavların bitmedi mi? Bitti de bilmiyorum ki. Belki burada bana ihtiyaçları olur. Bir hafta kal sonra dönersin. Gene çocuklar idare ederler. Edemezler mi? Ederler aslında. O zaman sen de bin gel kızım onlarla. Özledim yavrum. Tamam. Ama bak söz vermiyorum. Gelirsem ararım zaten sizi. Hadi kızım bir sürpriz yap, sevindiriver bizi. Hadi ne olursun. Tamam anneciğim. Şimdi benim kapatmam lazım. Ararım sizi. Peki. Kiminle konuşuyordun? Aslı aradı da. Bir ihtimal gelecekmiş. Ne demek bir ihtimal?
Gönderelim otobüs parasını, atlasın gelsin hemen. Yok, Ayşe Hanımlar gelecekmiş zaten. Gelirsem onlarla gelirim. Ara ara haber veririm dedi. Ha. İyi. İyi. Ne oldu, sevinmedin mi? Yok, sevindim. E ne bu halin o zaman? Hafize, Deva nasılmış, hiç haber yok mu? Canan'la görüştük geçenlerde, iyilermiş. Deva'nın fotoğraflarını çekmiş, onlardan gönderecek. Vallahi burnumda tutuyor. Senin mi, benim mi? Aylardır görmedik. Nasıllar acaba? Bir arayayım mı? Hayda. Ne var kızım, buna bu kadar şaşacak? Herkes gidiyor. Ben ne yapacağım tek başıma burada? Biz burada eşek başı mıyız Atakan Mösyö'sü? İyi de Salih Bey amcacığım, birilerinin yardım etmesi lazım. Tek başıma nasıl yapayım? Dur bakalım. Ona da bir çözüm yolu buluruz. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Ha, al işte sana yardımcı. Gel Bilal kardeş, gel. Bilal abinin manavı var Salih amca. Nasıl yardım etsin? Ben manava bakarım. Ben bir şey anlamadım. Ne oldu? Bilal abi, dükkanda bir karışıklık oldu da biz hallederiz. Nasıl hallederiz? Buluruz bir çözüm yolu arkadaşım. Sen gel Bilal abicim, gel. Aferin kızım, aferin. Sen bu kafayla devam et. Allah bilir, gönlünü almaya çalışıyorsundur Metin Efendi'nin. Çalışıyorum tabii anne. Yani şu başıma açtığın işlere bak, bir de hala akıl veriyorsun bana yani. Yani ben ne yaptım anlamıyorum. Anneciğim bir rahat verir misin? Ne olur. Lütfen. Ne oldu? Yok, karnım ağrıyor biraz da. Geçer şimdi. Salih amcacığım, sizle bir şey konuşabilir miyiz? Ne oldu kızım? Efe'ye soracaktım ben. Aradı mı hiç sizi? Geçen gün aradı, iyiymiş. Neredeymiş peki, söyledi mi? Yok, söylemedi. Sen aileden sayılırsın. Bizim oğlan aşık olmuş. Kime olduğunu biliyor musun sen? Yok, ben bilmiyorum. Rahatsız etmeyeyim ben sizi. Ararım ben sonra onu. Tamam kızım. Hadi Ayşe Hanım, hadi acıktım. Daha önümüzde dünya kadar yol var. Yola çıkmadan önce bir şeyler yiyeyim de sonra uyuyayım. Sen ciddi ciddi gidiyorsun bu gece yani. Ne demek ben? Birlikte gidiyoruz. Ben gelmiyorum dedim ya. Aa. Hem sen niye Mine'ye gidiyoruz dedin? Ne var yani, kötülük mü ettim? Ben söylemesem sen kılını bile kıpırdatmayacaktın. Aa, sen söylüyorsun diye ben geliyorum öyle mi? Ya uzattın ama Ayşe Hanım. Ne olur yani gidiversek. 2 saat sonra yola çıksak sabah oradayız. Hadi hazırla. Ciddi misin? Geliyorum dedim, daha ne diyeyim. Yemeğimi yeseydin bari. Ama şimdi vazgeçeceğim. Evet, tamam gidiyorum. Ben şimdi hemen bavulları hazırlarım. Dur Osman Bey, Mine'yi gördün mü sen? Mine yukarıda eşyalarını falan hazırlıyordu en son. Saatler oldu, bitmedi mi? Onu be sen bana sormayacaksın, torununa soracaksın. Tamam. Hazır yukarı çıkmışken Aslı'ya da uğra. O da gelebilirim diyordu. Eğer hala istiyorsa onu da götürüverelim, sevaptır. Olur, o da gelsin. Sen nasıl olsa arabada uyursun, o bana yarenlik eder. Sen hala duruyor musun? Tamam, uçarak gidiyorum. Uçana bak. Atakan, çantanı aldım. Tamam. Çocuklar, kilitlere dikkat edin.
Tamam Salih amca, merak etme. Ne olur ne olmaz. Hı hı. Hadi ben kaçtım, eyvallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen geç kalmadın mı? Daha hazırlanacaksın falan. Şey, sen de gelsene. Ayşe teyzeler gidiyorlar ya, hem veda etmiş olursun. Yok, ben gelmeyeyim ya. Sen benim yerime de veda et. Şimdi ben ne diyeceğimi bilemem falan. Peki, sen bilirsin. O zaman Eylül'de görüşürüz. Ha. Tamam, görüşürüz. Gidecek benmiş. Sanki benim çok ihtiyacım vardı onlara. Of ya, ben ne yapacağım şimdi onlarsız? Tek başına kalmayacaksın ki yavrum. Ben bir hazırlanıyorum. Zaten çıkacağım, işim bitmek üzere. Ninem. Güzel yavrum. Seni kovan mı var? Niye böyle konuşuyorsun? Nasıl konuşayım anneanne ya? Yani sizin yaptığınız iş mi şimdi? Güzel evladım. Biz ebediyen gitmiyoruz ki. Bir ay ve bilemedin iki ay kalıp döneceğiz. Ben ne yapacağım siz dönene kadar? Babanla yaşayacaksın. Babanla, kardeşinle. Ama ben hep gelecektim anneannem buraya. Hep gelirsin yavrum. Haşmet deden burada. Ama ben hiç yalnız bırakmayacaktım ki sizi. Anneanne ne olur gitmeyin ya. Canım. Bak bakayım sen bana. Sen sanıyor musun ki ben oraya gidince seni sevmekten vazgeçeceğim? Sen benim torunumsun. Canımsın, kızımın emanetisin, kıymetlimsin. Seni dünyalara değişmem ben. Sana bir şey olsa ben dünyanın öbür ucunda olsam koşar gelirim. Seni tahmin edemeyeceğin kadar çok seviyorum ben. Ben de seni çok seviyorum anneanne. Biliyorum canımın içi. Bilmez miyim? Biz senden hiç ayrılmayacağız. Ayrı yerlerde yaşasak da biz senden hiç ayrılmayacağız. Söz mü? Söz. Anneanne sözü. Girin. Aslı hazırlan, Vurlu'ya gidiyoruz. O nereden çıktı Osman amca? Ayşe teyzenle konuşmuşsun ya, öyle söyledi. Yani konuştum ama... Ama ne? Daha kararını vermemiştim. Ah, senin yerine ben karar verdim. Hadi hazırlan. Osman amcacığım, dükkan falan var ya. Ama herkes dükkandan bahsediyor ama sahibi ortalıkta yok. Bak bir kere daha soruyorum, geliyor musun, gelmiyor musun? Yani... Siz gidin, ben gelmeyeyim. Pekala, sen bilirsin. Hayırdır Osman amca? Hayırdır, hayır. Urla'ya gidiyoruz. Onu biliyoruz da. Hı. Aa. Osman amca uğramazdı bizim fakirhaneye. Ne oldu? Ya Urla'ya gideceklermiş. Bana da onu sormaya gelmiş işte. Sen ne dedin peki? Ne diyeceğim? Gelmiyorum dedim tabii ki. Aa, niye? Dükkan var şu. Ya sen onu merak etme. Biz Atakan'la hallederiz. Nasıl yani? Sen bu akşam gitmiyor muydun? Aslıcığım, sen son günlerde iyice şapşallaştın. Gider gibi bir halin mi var benim? Daha eşyalarımı toplamadım. Yani babanla konuştun ya hani. Yok yok, merak etme sen, ben hallederim. Efe Bey şu inzivaya çekildiği yerden bir çıksın da hele. Ben ne yapayım yani, şimdi gideyim mi? Git tabii. Hafize teyze özlemiştir seni. Bana kalırsa senin anne şefkatine ihtiyacın var. Var değil mi? Yani aklından ne geçiyor bilmiyorum ama... suratına bakınca kocaman bir soru işareti görüyorum. Şimdi gidersin sen, Hafize teyze alır seni kolunun altına, saçlarını okşar, belki masal bile anlatır.
Vallahi aslında öyle ihtiyacım var ki. E tabii canım, hadi git, ne duruyorsun? Söyleyeyim mi peki şimdi gidip, ne yapayım? Ya fırla Osman amca fikrini değiştirmeden. Tamam o zaman. Ben de bir Mine'ye bakayım. Tamam. Osman amca. Osman amca. Söyle bakalım. Şey diyecektim, kusura bakmazsanız hani ben gelemeyeceğim dedim ama eğer hala yeriniz varsa... Şansını kaybettin. Bizde bir kere sorulur. Hayırsa hayır. Hadi ya, iyi, ne yapalım. Osman Bey, sen ne uğraşıyorsun kızla? Ha? Hadi kızım, sen git hazırla. Tamam, hemen annemlere de haber vereyim. Aferin, evet, çabuk çabuk. Aslı, aslı, bu Ayşe teyzem var ya, arabaya bindi ve hemen uyuyor. Sen uyumayacaksın, tamam mı? Tamam, merak etmeyin. Sen ne konuşuyorsun fısır fısır? Hiç şey değil, aramızda. Alo? Metin'cim neredesin? Yok sağ ol, her şeyimiz var. Tamam canım, bekliyorum. Vay be, sen şimdi bizi ciddi ciddi bırakıp gidiyorsun ha. Ay saçmalama Su, sanki Fizan'a gidiyorum. Sık sık uğrayacağım zaten. Ya geleceksin de, ne bileyim. Hadi sen beni bırak da, Efe'den haber var. Var mı bir şey? Vallahi bilmiyorum, yani Salih amcayla konuşmuşlar bugün. İyiymiş. E nerede olduğunu söylemiş mi? Yo, yani zaten Salih amca söylese de çıtlatmaz bizi. Ya anlamıyorum, bir insan niye gider ki durup dururken? E niye? Sen hiç kaçıp gitmek istemez misin öyle uzaklara? Yo. Doğru, pardon. O ne demek öyle? Ay yok bir şey, ne dedik şimdi? Sen de hemen Aslı gibi. Hakikaten, nerede o? Bir şey konuşacağım da. Odasında eşyalarını topluyor. Su. Hı. Teşekkür ederim. Niçin? Beş dakikan var mı? Gene aynı konu mu? Yok hayır, ben bundan sonra babamlarla yaşayacağım. Haberin var mı? Evet duydum. Hani hatırlıyor musun? Kızmıştım sana niye burnunu sokuyorsun diye. Hatırlıyorum tabii, hatırlamaz mıyım? Özür dilerim. Sen ve Su şu hayatta hiç kimsenin yapmadığı iyiliği yaptınız bana. Ben hep babamı hayal ederdim. Annemin en kötü olduğu zamanlarda, ilk Urla'ya anneannemin yanına taşındığım zaman hep onunla yaşamak nasıl bir şeydir acaba diye düşünürdüm. Şimdi sayenizde biliyorum. Ben çok mutluyum. Tabii anneannemler gitmeseydi daha iyi olacaktı ama neyse. Yaptığın her şey için teşekkür ederim. Neyse ya, bunu söyleyecektim işte. Sana kolay gelsin. Umutsuz olduğu bir anda sevmek isterler insan. Birazcık şanslıysan neden olmasın? Kendinden emin değilsen sevme. Bensiz mutluysan hep öyle kal. Eğer her gece yattığında büyülü düşler sana benden bahsediyorsa hemen tatlı uykundan uyan,
Çünkü ben hiç uyuyamam seni düşündüğüm zaman. Ben ki sevmekten hiç usanmam. Sana benden bahsediyorsa hemen tatlı uykumdan uyan. Çünkü ben hiç uyuyamam seni düşündüğüm zaman. Ben ki sevmekten. Hoş geldin. Yolcu ettin mi? Gittiler. Çok mu üzüldün? Üzüldüm tabii ya. Nereden çıktı ki şimdi durup dururken gitmek? Özledim bile. Bak, istersen Bodrum dönüşü Urla'ya uğrarız. Ne dersin? Cidden gider miyiz? Tabii gideriz. Ya anneannem çok sevinecek, çok güzel olmayacak mı? Evet canım. Güzel olacak. Metin? Yatmadın mı sen hala? Yok. Seni bekledim. Ben hemen şunu ısıtayım. Gönül sen hiç zahmet etme, eline sağlık, sağ ol. Öyle mi? İyi akşamlar. Metin. Konuşsaydık. Ne konuşacağız ki Gönül'le? Ha. Ben yarın Urla'ya gideceğim. Haberin olsun. O nereden çıktı şimdi? Öyle işte. Pardon, bakar mısınız? Kalkar mısınız lütfen? Hanımefendi. Kapının önüne kıvrılık yapmışsınız. İçeri gireceğim, giremiyorum. Kusura bakmayın, uyuyakalmışım. Affedersiniz ama uyuyacak başka yer bulamadınız mı? Çok aradım ama gözüme burayı kestirdim. Kusura bakmayın, hiç şaka kaldıracak halim yok. Siz bilirsiniz. Niye gitmedin sen? Ya dün gece düşündüm. Dedim ki şimdi ben gidersem bu adam dükkanı tek başına idare edemez. O yüzden geldim. Ha, sırf ondan yani. Evet. Başka ne yüzden olacak ki? Ayrıca Efe gelir gelmez giderim ona göre. Tamam.
Nerede kaldı bunlar ya? Gelirler şimdi, meraklanma. Yok, dayanamayacağım, arayacağım ben. Ah, geldiler vallahi. Babacığım. Kızım. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ders. Hadi gelin, buyurun, kahvaltı hazır. Çayı da yeni demledim. Biz biraz önce kahvaltımızı yapıp da geldik, sağ olun. Ya bari bir yorgunluk kahvesi ikram etseydik. Ya Osman Bey evi çok özledi. Bir an önce gidelim istiyor. Geliriz biz. Öyle değil mi Osman Bey? Geliriz, geliriz. Çok teşekkür ederiz Aslı'yı getirdiğiniz için. Aşk olsun ha bize. Lafı mı olur bunun? Hadi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hadi kızım. Oh, canımın bir yarısı geldi. Diğer yarısı da gelince tamam olacak işte. Ablan mı geliyor? Ablan geliyor ya. Hadi kızım, sen soyun dökün, uyu biraz, yol yorgunusundur. Ablan gelince arayacak, ben seni uyandırırım. Canım benim, kocaman olmuşsun sen anneanneciğim. Yerim ben seni, şunun saçlarına bak, saçlarına ya, bu çok büyümüş ya. Büyüdü tabii teyzesi, daha okullara gidecek benim kızım. Değil mi bir tane? Hadi artık dedesine götür biraz. Sabahtan beri sorup duruyordu zaten, şimdi görünce çok sevinecek. Ben bırakırım, gelirim tekrar. Ha tamam canım, buradayız biz. Ha, biberonu da al. Hadi gidelim. Gidiyoruz Deva, gidiyoruz kızım. Bay bay. Gel bakalım. Kızım, seni de söyleyeyim, artık bitsin bu küskünlük dedim ama cesaret edemedim. Babanın biliyorsun sağa solu belli olmaz. Anneciğim, üzme sen kendini. Babam Deva'yı görsün, babana yeter. Kaçma, kaçma, gel. Anneanne pişineymiş ya. Ben kızartma yemem ki. Yersin, yersin. Çok güzel yersin. Hem de çok basit. Ben kolayında basitinde değilim ki. Ne yapacağım bunu öğrenip? Evladım, basit basit yemekleri öğren ki sonra sen de yapabilirsin. Ben niye yapayım canım? Ne güzel yapıyorsun sen işte. Ben her zaman yanında olmayacağım. O zaman ne yapacaksın? Gönderecek misin beni? Yok, ben gideceğim. Nereye gideceksin? Uzak diyarlara. Musallaha taşına bir güzel uzandın mı? Anneanne ne biçim konuşuyorsun ya, Allah korusun. Ne yani, yalan mı? Bak güzel kızım. Bu hayatın gerçeği. Sen yalnız başına yaşamaya alışkınsın. Ama bir gün gelecek, tamamen kendi başına kalacaksın. Kendi yemeğini yapacaksın, kendi söküğünü dikeceksin, kendi çamaşırını yıkayacaksın. Ve ben bütün bunları sana öğretmekle yükümlüyüm. O gün geldiğinde, yani tamamen tek başına kaldığında ne demek istediğimi anlayacaksın. Allah kahretsin ya, olmuyor bu ya. Ben yardım edeyim istiyorsanız. Ne yapacaksınız? Ya bir şey, bu aslında çok basit bir şey ama ben beceremiyorum ya. Bunu bile beceremiyorum.
Aman da aman. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Deva, kızım. Hatırladın mı sen dedeyi? Hatırladın mı? Hatırladın mı? Baba, annem ablamla sahildeler. Nerede kalıyormuş? Otelde. Ben Seferihisar'daki zeytinlikte yatarım bu gece. Gelsin burada kalsın. Tamam, söylerim. Kızım, 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 kızım. Ay. Metin, ne kadar kalacaksın? Bilmiyorum Gönül, bakalım. Ben de gelseydim. Gelme. Ya, özür dilerim. Yani gerçekten... Gönül sus. Konuşma, yani konuştukça daha kötü oluyor çünkü. Benim seni ya affetmem lazım ya da... Affedemeyeceksen bu evliliğe bir son vermem lazım. O yüzden bana zaman ver, olur mu? Metin gitti anne. Gitti mi? Nereye gitti? Ay canım, nereye gider? Urla'ya gitti. Evliliğimizi gözden geçirmeye. O ne demek o? Ha? Geri döndüğünde benden ayrılmak isteyebilir demek. Senin saçmalıkların yüzünden kocamı kaybedebilirim demek. Böyle saçma sapan bir şey yüzünden gidiyorsa gitsin. Anne, saçmalayan sensin. Kocama iğrenç bir yalan söyledim. Eğer Metin geri döndüğünde benden ayrılmak isterse... Beni unut anne. Öyle bir durumda artık ne sen benim annem olursun... ...ne de ben senin kızın. Gönül, sen ne diyorsun kızım? Anladın mı? Ne oldu? Ne oldu, başın mı döndü? Yok bir şey, yok bir şey. Ne demek yok bir şeyim? Otur şuraya bakayım çabuk. Çabuk, ben bir kolonya alıp geleceğim. Bak, sonra da doktora gideceğiz. Anne, bir şeyim yok, iyiyim. Vallahi her şey yolunda gibi. Baban çalışıyor, ben yardım ediyorum. Geçinip gidiyoruz işte. Neyse, boş ver bizi. Sen nasılsın kızım? İyiyim anne. Vallahi iyiyim. Sadece sizi özlüyorum. Evimizi özlüyorum. Öyle işte. Canan'ım, güzel kızım. Biz de seni çok özlüyoruz. Hele Deva burnumuzda tutuyor. Ne konuşuyorsunuz bakayım öyle fısır fısır? Ya işte, dertleşiyoruz işte. Ablacığım, bak babam kendi söyledi. Ablan gelsin evde kalsın, ben gider zeytinlikte kalırım dedi. Vallahi. Ha. Efe değil mi şuradan geçen? Hani nerede? Şuradan geçti sanki. O mu acaba? Ben bir gidip bakayım, olur mu? Thank you.
söylemedin bana? Anneciğim bir şey olduğu yok ki, neyini söyleyeyim? Öyle bir gözüm karardı geçti. Boşu boşuna geldik doktora. Ne demek boşu boşuna geldik, öyle şey olur? Doktor bey ne oldu, bir şey çıktı mı? Vallahi görünürde bir şey yok. Kan testinin sonuçlarını bekleyeceğiz. Birdenbire mi oldu bu? Aslında bir şey olduğu da yok doktor bey. Yani biraz evham yaptı. Daha önce bir şikayetiniz yoktu yani. Ya aslında birkaç gündür benim böyle bir ağrım oluyor ama. Taş işte. Kesin böbrek taşı bu. Anneciğim müsaade eder misin? Biz gene de ne olur ne olmaz bir ultrasonda bakalım. Çok iyi olur. Buyurun hazırlayın. Teşekkür ederiz. Geçiriz. Ne oldu, bulabildin mi? Yok. Ya belki de o değildir, yanlış görmüşümdür. Efe burada değil zaten değil mi? Yok. Yani aslında bilmiyorum. O ne demek öyle? Uzun hikaye. Akşam anlatırım. Kolay gelsin Mehmet amca. Ana. Balık bağı mı kaldın sen bunları? Bilmem, bakacağız. Ha, eğleneceğim diyorsun yani. bir çeşit. Yani balık bulamazsak da suyun dibine bakacağız. Ne yapalım? Evladım, hiç işin gücün yok mu senin? Dönsen ya İstanbul'a gari. Döneceğiz Mehmet amca, döneceğiz. Merak etme. Az kaldı. Hadi bakken öyle olsun gari. Hadi, kolaylık gelsin. Güle güle. Hoş geldiniz. Nerede kaldınız ya? Alışveriş yaptık. Bana yeni maya, yeni kolluk aldık. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü tatile gideceğiz. Sen hazırladın mı eşyalarını? Ben mi? Yok, daha değil. Birazdan hazırlarım ama. İyi, tamam. Anne, gelir misin? Ne giyeceğim ben orada? Tamam, geliyorum. Mina abla da geliyor bizimle değil mi anne? Gelecek tabii kızım. Mina ablanın ailesi gelecek mi peki? Yok, sadece Mine gelecek. Onlar kim? Ben hiç gördün mü? Hayır, görmedin. Onlar Almanya'da yaşıyorlar. Mina abla neden burada peki? Okumak için gelmiş. Hadi ama eşyalarımızı toplayalım. Böyle konuşmaya devam edersek tatile falan gidemeyeceğiz. Hadi. Olmaz. Hemen hazırlanalım o zaman. Hadi bakalım. Taş var. Kesin taş. Ben söylemiştim. Anne. Hayır, taş değil bu. Değil mi? Ay Allah'ım. Ya, Uğur mu yoksa? Anneciğim bir sakin olur musun? Yok, Uğur da değil. Daha büyük bir şey. Ne? Nasıl yani? Daha da büyür bu. Ya doktor bey, bir açık açık anlatır mısınız bana ne olduğunu? Mine, nerelere daldın öyle? Gelsene. Neyin var senin? Tatile gidiyoruz. Sevinmiyor musun? Yok, seviniyorum da... Ben bir şey konuşmak istiyordum size. Burası hep benim olsa. Ama ben burada kalmasam. Gelip gitsem olur mu? Nasıl yani? Benim bir öğretmenim var. Hayat öğretmenim. Ben onun yanında olmak istiyorum. Yani nasıl desem, bir his benim onun yanında olmam gerektiğini söylüyor. Ben anneanneme gitsem, bana kızar mısın baba? Bir dakika. Sen ne dedin bana? Baba dedim, demeyeyim mi? Deli kız. Ne dersin, gideyim mi? Ne zaman istersen gidebilirsin.
burası hep senin. İstediğin zaman gider, istediğin zaman gelirsin. Peki şimdi gitsem olur mu? Sen boş ver beni. Anlat işte. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Hı? Her şey süper. Murat otelin başına geçti. Ben de yardım ediyorum bazen. Aslı. Biliyor musun biz yakında evleneceğiz. Gerçekten mi? Hı. Yani boşandıktan sonra 6 ay geçmesi lazımmış. Yani öyle bir süre var. Bitince hemen evleneceğiz. Yani inşallah. Ne diyeyim? Gerçekten mutluysan. Yani başkalarının ne dediği çok da önemli değil aslında be abla. Önemli olan senin ne düşündüğün, senin ne hissettiğin. Yani benim bu konuda ne düşündüğümü sen biliyorsun. Ben senin üzülmeni de kırılmanı da istemem. Aslı. İnan bana. Hayatımda verdiğim en doğru karar bu oldu. Karar verebilsem. O ne demek öyle? Ne kararlıymış bu? Alo, hop, orada mısın ya? Şş, baksana profiterol aldım ta Urlalardan. Çok seversin sen. Severim ben. Hadi gel yiyelim, neredesin ya? Alo. Aman be gelme, sen gelme. Ben de seni arıyorum. Neredesin ya bu saatte? Ayla Hanımlara gitmiştim oğlum. Saatin kaç olduğunu bilememişim. Tamam be anne. Senin ne işin var burada? Metin, babana bir şey olmadı değil mi oğlum? Anne yok. Ağzından yel alsın ya. İyi herkes. Ay ne bileyim seni böyle birden karşımda görünce. Haber de vermedin oğlum geleceğini. Öyle aklıma esti geldim işte yani. Gideyim istiyorsun. Metin, neyin var? Senin ne bu suratın hali? İyi değilim anne ya. Yani biraz öyle kafamı dağıtmaya geldim. Gönül niye getirmedin be çocuğum? Anne gelir gelmez soru yağmuruna tuttun ya. Bir kapıyı aç üstümüzü başımızı değiştirelim hadi. Tamam oğlum tamam tamam. Ha aç mısın bir şeyler hazırlayayım mı hemen sana? Yok yok sağ ol. Ya olmaz olmaz ben 5 dakikada hazırlarım. Neyle geldin sen? Anne otobüsle geldim. Ah be çocuğum o kadar yol otobüste çekilir mi? Niye uçakla gelmedin? Anne hadi gözünü seveyim ya. Bir aç duşmuş olayım kendime geleyim. Tamam sustum. Tamam, tamam. Hadi gel. Hadi. Sen gitseydin ben kapatırdım. Yo, iyiyim ben böyle. Su. Efendim?
Sinem. Sen gitmesen de sinemaya falan mı gitsek? Ha? Olur. Tamam neyse sormadım Farzat ya. Atakan olur dedim. Ciddi mi? Evet. Hem ben sinemaya gitmeyeli bayağı olmuştu. Benim için de iyi olur. Ya o yüzden yani. Başka ne olacaktı ki? Yok canım. Bir şey olacağından değil yani öylesine. İyi tamam. Hangi filme gidiyoruz? Mutfakta Aşk. Atakan. Evet kötü mü? Ya kekliyorsun sen beni yine. Yok. Oh. Buranın havası gibi yok Ayşe Hanım. İnsanın ciğerleri açılıyor. Öyle tabii. Canım bırak artık şunu. O seni bu kadar düşünüyor mu? Ha? Bir eli yağda, bir eli balda. Umurunda mı dünya? Öyle deme Osman Bey. Ayıp oluyor. Niye ayıp olsun canım? Hı? Keyif çatıyordur şimdi o zengin babasının villasında. Yalan mı? Geç oldu. Hadi yatalım artık. Yatalım bari. Çay da demleniyor. Kahvaltı istemem dersen hemen öyle makarna falan bir şeyler yaparım oğlum. Anne ben bir şey yemeyeceğim dedim. Yani dünyayı serdin önüme ya. Olur mu öyle şey? Hadi peynir ekmek atıştır bir şeyler. Hadi hemen. İstemiyorum yemeyeceğim. Metin. Neyin var oğlum senin? Anlatmayacak mısın bana? Anne Gönül hamile değilmiş. Aman be çocuğum bu muydu senin moralini bozan şey? Ay ne var bunda olur böyle şeyler? Nasıl olur böyle şeyler? Olur tabii. Testlerde falan yanlışlık yapmışlardır. Az önce konuştuk Ayla Hanımlar'da. Onun da yeğeni böyle test yaptırmış hamile çıkmış. Sonra doktora gitmişler hamile falan değilmiş. Anne bu öyle bir şey değil. Gönül hamile değilken bana hamileyim demiş. Olur mu canım böyle şey? Oluyor işte. Metin, sen şu olanları bir baştan anlatsana bana. Anneanne. Minem. Anneanne, bir şey yapmayı öğretir misin bana? Bu sefer seni can kulağıyla dinleyeceğim söz. Öğretmez miyim bir tanem? Öğretmez miyim canımın içi? İnmiş mi İzmir'e? İnmiş, aradı. Aklın onda değil mi? Hı hı. Bak ne diyeceğim. Yarınki biletlerimizi değiştir. İzmir'e gidelim önce. Oradan bir araba kiralarız. Urla'ya geçeriz. Mine'lere uğrarız. Sonra da Mine'yi alıp Bodrum'a geçeriz. Dönüşte de Urla'ya geri bırakırız Mine'yi. Ne dersin? Ama o zaman bir günümüz yolda geçecek. Geçsin. Ne olacak? Sağ ol. Çok iyi olur. Ben hazırım. Gidebiliriz. Ne bu halin? Hadi git pijamalarını giy. Hadi. Aman ya daha çok var. Uyuyacaksın ki zaman geçecek. Hadi git ben geliyorum şimdi. Hadi. Hadi. Oğlum. Niye bu kadar sıkıyorsun canını? Düşünme artık, hadi. Gözümün içine baka baka bana yalan söyledi ya. Vallahi bana sorarsan Gönül'ün bu işte pek bir suçu yok be oğlum. Hep anası olacak, o kadının işgüzarlığı. Bilmiyorum artık ya. Bak, olmuş bir hata. Ha? Sen de büyütme artık bu kadar. Anne, nasıl büyütmeyeyim ya? Ben çocuğumuz olacak diye neler neler yaptım biliyor musun? Masal kitapları aldım. Böyle küçük küçük bebekler aldım falan. Bütün arkadaşlarıma söyledim. Yemekler organize ettik. Rezillik vallahi ya. Sırf böyle gönlüne kötü bir şey söylememek için çıktım geldim buraya yani. Oğlum. Siz karı kocasınız. Evlilikte olur böyle şeyler.
Bugün kavga edersiniz, yarın barışırsınız. Hem Sevgi Hanım aklına girmese Gönül sana böyle bir yalan söyler miydi? Hadi üzme artık kendini. Üzme çocuğum. Bak daha boy boy çocuklarınız olacak inşallah sizin oğlum. Osman Bey ne bu sevinç? Ne sevinci? Torunun geldiğinden beri 32 dişin ortada. Sevinecek ne var bunda? Tanrı misafiri işte. Açmasa mıydık kapıyı? Kaç gün kalacakmış sordun mu? Kendin sor. Ne kadar kalacaksınız Mine Hanım? Ben sizi hiç yalnız bırakmayı düşünmüyorum. Tabii siz de isterseniz. Nasıl yani? Yani ben babamlarla konuştum. Artık sizde kalmak istiyorum. Tabii ara sıra onlarda kalacağım yine ama ben anladım. Benim yerim sizin yanınız. Yani siz de kabul ederseniz tabii. Ne demek siz de kabul eder misiniz? Burası senin evin yavrum. Öyle değil mi Osman Bey? Herhalde öyledir. Neyse. Ben bir pijamalarımı giyeyim de gelirim birazdan. Osman Bey yaşasın. Duydun değil mi bizimle kalacak? Günlüğüne mi yazmış? Ha, ciddi misin sen Aslı? Evet. Efe'ye baksana ya. Abla. Bak söz verdin, kimseye anlatmayacaksın ya, ne olur. Aman be kızım. Ya benden sır çıkmazsan bilmiyor musun bunu? Ya zaten benim yüzümden çekti gitti. Nerede, ne yapıyor hiç bilmiyorum ki. Salih amca arada bir arıyor diyor ama. Ya onu görmeden rahat etmeyeceğim ben. De. Ya görünce ne yapacaksın peki? Yani ne diyeceksin ona? Bilmiyorum. Ya kafam çok karışık. Günlerdir bunu düşünüyorum. Aslı. Benim yaptım yap. Kalbinin sesini dinle. O sana doğru yolu gösterir. Ben Aslı'ya aşığım. Hem de deliler gibi aşığım. Devamlı onu düşünüyorum. Hep. Yaşadıklarımızı düşünüyorum. Ellerini, gözlerini, o tatlı gülümsemesini. Hep onunlayım. Aslı seni seviyorum. Aslı seni seviyorum. Oh. Oh be. Rahatladım. Tamam mı? Oldu mu, rahatladın mı? Ben değil ki sen rahatladın. Evet tamam, ben rahatladım. Hem de çok rahatladım. Ne yapacağız şimdi? Arayacaksın Aslı'yı. Bir de ona söyleyeceksin. Yapamam. Yaparsın canım. Yapamam diyorum. Sen hala Deniz'i düşünüyorsun değil mi? Aferin sana Efe. Öyle devam et, çok güzel. Deniz hakkında konuşma. Hayır, konuşacağım. Deniz'i düşünüyorsun ya. Deniz ne yapar, ne eder, ne düşünür? Deniz senin yerinde olsa Efe ne yapar diye düşünür müydü zannediyorsun? Ha? Hayır. Sus. Deniz Aslı'yı seviyormuş. Aslı onu düşünüyormuş. Madem öyle niye yattın Mine'yle? Ha? Aldattı o Aslı'yı. Anlıyor musun? Aldattı. Ha, sus diyorum. Susmayacağım. Efe, bir sürü kız geldi geçti hayatından ve hiçbiri Aslı kadar önemli değildi. Sen onları aldattın mı? Hayır. Peki sen Aslı'yı aldatır mısın?
Ve bana cevap ver, Aslı'yı aldatır mısın? Aslı, gördün mü? Bu hiçbir şey değiştirmez. Aslı Deniz'i hala seviyor. Nereden biliyorsun? Hı? Nereden biliyorsun? Bak, gördün mü? Aynen öyle işte. Bilmiyorsun. Efe nasıl dans ettiğinizi hatırlıyor. Tango gecesini. Sana nasıl baktığını biliyorsun. Hadi Efe, aç şu telefonu, konuş onunla. Neler hissettiğini anlat. Belki her şey çok farklı olacak. Belki o da sana karşı bir şeyler hissediyor. Nereden biliyorsun? Yapamam. Deniz, sen hala Deniz mi diyorsun? Efe, Deniz nerede? Burada mı? Hayır, Deniz yok. Seven adam, kendini affettirmek isteyen adam ne yapar ne eder geri dönerdi. Bir yolunu bulurdu. Ama Deniz burada mı? Hayır. Ya yeter, sus artık, dinlemek istemiyorum seni ya. İstesen de istemesen de dinleyeceksin. La 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 la. Günaydın. Afiyet olsun. Aa, bab. Hoş geldiniz. Nereden çıktınız siz ya, haber vermeyince? Ben öyle söyledim. Sürpriz olsun istedim. Aferin sana. Bodrum'a gidiyorduk. Geçerken şöyle bir uğrayalım dedik. Buyurun. Siz Osman Bey'in kusuruna bakmayın. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Geç sen böyle, ben geliyorum. Metin. Efendim anne, bahçedeyim. Metin. Efe aradı mı oğlum? Yok, beyefendinin bizi hiç aradığı yok zaten. Babam da Efeci oldu. Metin, ne oluyor oğlum? Ne bu alınganlık? Anne, ne diye alınmayayım ya? Kimsenin beni düşündüğü yok. Sen öyle san. Gönül. Ne bunlar böyle? İyi bak. Ne bileyim, kapkara bir fotoğraf, ne bu? Öyle deme ama. Yani alınır sonra. Kim alınır? Bizimki. Bizimki derken? Bebeğimiz. Bebeğimiz mi? Gönül. Metin, ben hamileyim. Gerçekten. Yani bu sefer gerçekten hamileyim. Ya biliyorum, yani ben de senin yerinde olsam asla inanmazdım. Onun için bak. Kan testinin sonuçları, iyi bak. Buna da inanmıyorsan. Bak, tabi var. Çift çizgi. Yine de içine sinmiyorsa istediğin hastaneye gidebiliriz. Hemen. Ben özür dilerim. Ben sana yalan söylediğim için, seni kırdığım için gerçekten çok özür dilerim. Ben asla... Gönül, ben seni çok seviyorum ya. Aşkım, ben seni çok seviyorum ya. Ben seni çok seviyorum ya. Ben de seni çok seviyorum. Ben şimdi baba mı oluyorum? Evet. Ben şimdi gerçekten baba oluyorum. Evet, Metin baba oluyorsun. Anne! Bak, nasıl eteği? Hey, çok güzel. Bu benim olsun mu? Olmazsa da küçük gelin. Peki,
okey. Bana da o zaman aynısını büyüğünden alalım. Olur. Bodrum'a gideceğiz. Oradan alırız. Geliyorsun değil mi? Ben mi? Evet. Biz seni almaya geldik. Mineciğim fazla kalmayacağız. 3 gün kalıp döneceğiz. Dönüşte de seni buraya bırakırız tekrar. Tabii sizin için bir sakıncası yoksa. Yok canım. Ne sakıncası olur? Anneanne. Yine de bir dedeme sormak gerekir değil mi? Ama 3 günü geçmesin. Yuhu! Yaşasın! Benim ablam da bizimle geliyor. Oy. Ne yapacağım ben? Çok basit. Her şeyi bırak burada. Hemen kayıya atla. Hiçbir şey umurunda olmasın. Gazı sonuna kadar kökle. Hemen onun yanına git. Bırak burayı. Benim. Aferin ya. Ya kaç gündür çok merak ettim. İyi misin? İyiyim iyiyim. Merak etme. Aslı sen neredesin? Ben Urla'dayım. Neredesin? Burada. Senin ne işin var burada ya? Nasıl senin ne işin var burada? Ya kaç gündür öldüm meraktan. Nerede, ne yapıyor diye. Boş ver canım, merak etme. İyiyim ben. Aslı. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben de sana bir şey söyleyeceğim. Dur. Önce ben söyleyeyim. Yoksa bir daha bu cesareti bulamayabilirim. Aslı ben sana aşığım. Hem de deliler gibi aşığım. İşte bu kadar basit. Efe, hayatında ilk defa önce kendini düşün. Bırak başkalarını. Bu fırsatı bir daha yakalayamazsın. Hadi. Hadi durma, git ona.
kızar mısın? Bir gün benim için de ağlar mısın? Hani sen de ağlayanlardandın. Ağladın işte, az kalsın benimle. Aslı? Seyrettin mi? Hı hı. Artık ne hissettiğimden eminim. Benim hemen İstanbul'a dönmem lazım. Ne? Ya da hep yeni baştan yaşamak ne güzel olur hiç başlamamışsan. Geriye ne kalırdı yaşananları atsan. Seni bir daha yaşamak isterim aslında. Beni al kucağına, elini belime sar. Beni almadığın an üşürüm sabaha kadar. Beni al kucağına, elini belime sar. Beni almadığın an ölürüm beni seni koynuma aldım, dudağından öperken uykudan uyandım. Sana böyle uzakken seni bir daha sevdim. Yanına gelebilsem bir daha dönmezdim. Beni al kucağına, elini belime sar. Beni almadığın an üşürüm sabaha kadar. Beni al kucağına, elini belime sar. Beni almadığın an ölürüm beni al. Şarkıyı bilmiyorum fıstık. Ya biliyorsun, o beni prenses peri sanıyor. Ama ben prenses değilim ki. Prenses deme, prens de o zaman. Tamam. Hadi hep beraber. Hadi. O beni prenses peri sanıyor. Mine bana biraz su veriyor. Buyursunlar. Cem dikkat. Ne oldu Ayşe Hanım? Bir şey oldu. Çok kötü bir şey oldu. Ağzından yel alsın. Dur ben sana bir su getireyim. Thank you.
Aferin ya. Ya kaç gündür seni çok merak ettim. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Merak etme. Aslı, sen neredesin? Ben Urla'dayım. Neredesin? Buradayım. Senin ne işin var burada ya? Asıl senin ne işin var burada? Ya kaç gündür öldüm meraktan. Nerede, ne yapıyor diye. Boş ver canım, merak etme. İyiyim ben. Aslı, ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben de sana bir şey söyleyeceğim. Dur, önce ben söyleyeyim. Yoksa bir daha bu cesareti bulamayabilirim. Aslı, ben... Ben ne buldum? Kolya, nereden buldun bunu? Sen benim olduracağım deyip de olduramadığım bir şey gördün mü hiç? Yok, görmedim. Aslı, sana... Merhaba. Kafeste ürkekçe sundum sana.